Bismillahirrahmanirrahim. Metnu izhar lil bir givi. Lil bir givi lam aitlik için. Bir giviye ait izhar metni. Aslında nedir? Hada metnu değil mi? Hada vardır. Mahzuf mübteda var. Hada şu nedir? Metnu izhar. İzhar metnidir. Kime ait? Lil bir givi. Bir giviye ait. İmam bir givi yazar. Kitabın adı İzhar. İzhar açık ki ezhara yüzhir, izhar açıklamak manasına geliyor. Bu kitap İmam Birgivi'nin Avamil adlı kitabı da vardı. O kitabın bir yerde açılımı yani. Bir de bir şerhi değil elbette ama şerhi gibi de düşünülebilir. O kitabı açmıştır burada. Birebir şerhi değil ama şerhi gibi o konular yani ele alınmış. Aynı yazar tarafından ele alınmış. İzhar kitabındayız. Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Ardından Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biliyorsunuz arkadaşlar yani klasiktir. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Muhtemel ki Maksud İzzi kitaplarında, sarf kitaplarında işte ulemanın adetidir. Şu kadar şeyi saymak işte vaciptir, değildir diye belirli şeyler vardı. Kitap işte ilmi hangi ilme aittir, konusu nedir, mevzusu nedir, fasılların sayısı nedir gibi şeyleri söylemiştik daha önceden. Ardından elhamdu hamd makamında şu kadar maddeler vardır. Onlar da izide zannedersem anlattık. Hamd makamında olması gereken mecburi şeyler vardır demiştik. Bunlar daha önce anlattığımız için şimdi farklı bir şey anlatmak istiyorum. Elhamdü'deki elif lam yani elhamdü oradaki el takısının geldiği çeşitli manalar var. Şimdi bunun üzerinde duralım. Üzerinde durmaktan öte bununla alakalı sizlerle bir PDF paylaşacağım inşallah. Oldu ki unuttuk. Bir mail atın. Elif lamla alakalı bir dosya paylaşacaktınız deyin. Şu an onu anlatmayacağım ben. Konu işlemeyeceğim. Oradaki elif lam hangi manalara gelir, örnekler nelerdir. Uzun bir konu. Direkt PDF vereyim. Sizler de dilerseniz onun özetini çıkartırsınız. Elif lamın geldiği manalar. Devam edelim. Elhamdu hamd lillahi Allah'a aittir. Allah içindir. O Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi olan hamd Allah'a mahsustur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve salatu salat, salat neydi? Yine bunlar daha önceden geçen şeyler. Salat neydi? Es salatu minallahi rahmetun, Allah'tan rahmet. Ve minel melaiketi el istiğfar, meleklerden istiğfar. Ve minel müminine eddua, müminlerden duadır. Bu manaya gelmektedir. Sözlükte salat kelimesi namaz manasına gelir. Daha doğrusu dua manasına gelir. Sözlükte dua manasına gelir. İstilahta terim olarak salat kelimesi namaz manasına geliyor. Demek ki salat kelimesi lügatta başka, istilahta başka manalara gelmekte. Lügatta duadır, dua demektir. İstilahta, fıkıh istilahında namaz manasına geliyor. Burada da ne manaya geldiğini söylemiş olduk. Şu an fıkıh okumadığımız için namaz manasına gelmedi yani. Burada dua manasındadır da. İşte Allah'tan rahmet, Allah'ın acıması, meleklerin istiğfar etmesi, müminlerin dua etmesi manalarına gelmekte. Daha önce bu giriş cümlelerini biz geniş geniş zaten açıkladık. Hatta hangi kalıptır, nedir, değildir bunlara da Avamili Cürcani'de değinmiştik. Hatırlayalım. Peki salat kimin üzerine olsun? Ala Muhammedin, Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun. Ve alihi ve onun ali üzerine olsun. Alihi kelimesini de daha önceden açıklamıştık. Alihi kelimesi. Ehlun al. Üzerindeki ilali açıklamıştık arkadaşlar. Alihi onun ailesine, ailesinin de üzerine olsun. Salat, peygamberimiz ve onun ailesi üzerine olsun. Ecmaine, hepsinin üzerine olsun. Ecmaine kelimesinde iki irab söz konusu. Bir, bu kelime cer olabilir. İki, nasb olabilir. Eğer bu kelime cerse, tekkidi manevi için kullanılmıştır. Tekkidi manevi. Eğer nasb olarak değerlendirirsek bu durumda haldir diyoruz. Ecme'une ecme'ine. Hem cerri hem nasbı değil mi? Cem-i müzekker salimler, cem-i müzekker salime mülhak olanlar. Nasbı da cerri de ecme'ine ya ile yazılır. Ecme'une vav yazılsa merfu olurdu.
Demek ki hem cerre hem nasba uygun. Cer ise tekil manevi, nasb ise haldir. İkisi de caiz. Ve ba'du. Ba'du kelimesini daha önce yine açıklamıştık. Ba'du yani ba'del hamdele ve salvele. İşte hatta ba'del besmele ve hamdele ve salvele diyebilirsin. Bunlardan sonra. Ba'du kelimesi muzaaf, muzaafın ileyhi ise mahzuftur, hasfedilmiştir dedik. Ba'du kelimesi zamme üzere mebnidir, mahallen mensup, mef'ulun fih'tir. Zamme üzere mebnidir, mahallen mensup olup mef'ulun fih'tir. Fehadihi, işte şu. Şu derken neyi kastediyor? Kitabı yazdıktan sonrasını, yani kitabı kastediyorsa, hadihi bu, ibareler yani nedir? Risaletün bir risaledir şeklinde olabilir. Hadihi şu, ismi işarettir. Hada, hadihi, ismi işaret. Şu derken neyi kastetti? Hadihi şu, zihninde tasarladığı şey de olabilir. Eğer daha gerçekten iki satır yazmış ise, bir satır yazmış ise zihnindeki, aklındakini işaret etmektedir. Yani muşarun ileyh diyoruz ona. Bir ismi işaret vardır. Bir de muşarun ileyh vardır. İsmi işaret bir şey işaret ederken kullandığın kelime, işte hazihi işaret için kullanılmış. Peki neye işaret ediyor? Şu, bu derken neyi kastediyorsun? Hangi şu? Hangi bu? Burada kastedilen varlık, işte şu elma, şu bilgisayar, şu kitap, her neyse işte neyi kastediyorsan ona muşarun ileyh diyoruz. Ve burada hadihi derken neyi kastediyor? Hadihi şu beynimde tasarladığım ibareler, yazılar, cümleler demiş olabilir. Veya yazar ne yapmıştır? Önce bir kitap yazmıştır Elbabul Evvel'den itibaren. Daha sonra demiştir ki ne yapayım? Buraya bir giriş cümlesi yazayım birkaç satır demiştir. Ve ardından Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu yazmış yazmış ve hadihi demiştir. Bu durumda yazdıktan sonra bu 200 satırlık giriş cümlesini yazdı ise hadihi derken buradaki ibareyi kasteder. Kitabı bitirmiş, bir kısa bir ön söz gibi bir yazı olsun, bir besmele, hamdele, salvele yazayım demiş ise hazihiden kasıt bu kitaptır, ibaredir. Ama kitabı yazmadan, yani kitaba gerçekten de ilk kelime olarak elhamdü veya besmele ile başladıysa, ilk şu iki satırla başladıysa, bu durumda hadihi derken henüz yazılı bir şey olmadığından aklında tasarladığı şeyi varsayarak şu demiştir. İşte hazihi bu var ya, hayır hocam, işaret isminin diğerisi müşarun ileyh değildir. Şöyle düşünelim, bir müpteda varsa haberde olması gerekir. Fiil varsa tabii işte tamsa falan falan ne lazım? Fail lazımdır. Muzaf varsa muzafın ileyh vardır. Bedel varsa mübdelün mih vardır. Tekit varsa müekket vardır. Tamam, bunları biliyorsunuz. Matuf varsa matufun aleyh var. Aynı şekilde ismi işaret varsa müşarun ileyh de var. İkisi farklı farklı. Mesela yolda yürüyorsun, karşıda bir ağaç gördün. Arkadaşına diyorsun ki şu ağaç. Şu ismi işarettir. Şu derken neyi gösteriyorsun? Neyi hedefliyorsun? Ağacı. Ha, ağaç da müşarun ileyh oldu. Zannedersem anlaşıldı. Müşarun ileyh derken bu yana hazihi şu. Hangi şu? Şu bir sürü şu var. Şu derken neyi kastettin? Zihnimdekini kastettim. Eğer kitabı yazmadıysa. Kitabı yazdıktan sonra bu kelimeyi yazdı, birkaç cümle yazayım başına dediyse, o zaman hazi şu ibare, şu kitap var ya, ne bir risaletun, bir risaledir. Mübteda haber. Fima, o şey hakkında ki, neye dair yani? İhtaca, yahtacu, ihtiyaç duyuyor, ileyhi ona, o kitaba ihtiyaç duyuyor. Kim? Küllü mu'ribin, her iraplayıcı. İraplayıcı. Aynen kastetmemişim. Her iraplayıcı. Biz kimiz artık? Bir iraplayıcıyız. Veya iraplayıcı olma adayıyız diyelim. İraplayıcı, irap veren kelimelere düzgün irabı vermeye çalışan her kişinin ihtiyaç duyduğu şey hakkında. Öyle ihtiyaçken de eşeddel ihtiyacı. Yani öyle ihtiyaç giderken burayı sıfat gibi yapmış olmayalım. Eşeddel kelimesi mef'ulü mutlaktır. Eşeddel ihtiyaç mef'ulü mutlaktır. Burada hasfedilen birkaç kelime var. Eşedde ismi tafdildir bununla beraber. Eşeddel ihtiyaç, şiddetli ihtiyaç duymaktadır.
Peki yani demek ki burada neden bahsediyor? İraplayıcı dediğine göre konu bir defa ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Yani konu bu kitap hangi ilme dair yazılmıştır? Nahve dair yazılmış zaten. Mecmuatun Nahv veya Kitabun Nahv diye kitabın başında bir başlık bulabilirsiniz. Avamil, İzhar, Kafiye, Meşhur, Üçlü diyebiliriz. Nahve dair yazılmıştır. Nahiv nedir? Hani bunların kelime manasını, istilah manasını bunları hep biz gördük daha önce. Nerede gördük? Tuhfetü Seniyye'de görmüştük. Nahiv kelimesi birkaç mana için kullanılabilirdi. Cihet yani yön manasına gelebilir. İşte gibi benzer manalarına gelmekteydi. Bir de ne vardı? İstilahta tanımı var. Nahiv ne manaya gelir diye. Neydi o? Hatırlayan var mı hiç? Ezber yapan var mı aranızda? El-ilmu bil kavaidi elleti yu'rafu biha ahkamu evahiril kelimatil arabiyyeti fi hali terkibiha minel i'rabi vel binai ve ma yetba'u dalik. Böyle bir tanım yapılmıştı Tuhfetü Seniyye'de. İbareye devam edelim. Ve o. Hangi o? Şimdi hüve derken neyi kastediyorsun? Az önce ne dedik? Bir ismi işaret, bir de müşarun ileyh var. Şu derken neyi kastetmişsen o müşarun ileyh idi. Şimdi hüve zamirdir. Hüve o. Hüve zamiri nereye raci? Yani neyi kastediyor? O derken hangi o? Hüve o yani ma'ya raci. Ma, fi ma yahtacu ileyhi demiştik. Hüve zamiri o. Neye raci? Ma'ya. Fehadihi risaletün fi ma demiştik değil mi? O konu ki selasetü eşya. Üç şeydir. Demek ki bu kitap üç şeye dair yazılmış. Bu kitap bize üç tane şey anlatıyor. Bakalım bu nedir? Selase biliyorsunuz rakam olarak üçtür. Üç ile on arasındaki rakamların temyizi cemi ve mecrur gelir demiştik. Eşya kelimesi cemidir, müfredi şeyun, şeyan eşya. Peki mecrur mudur? Evet. Gayr-ı musarrif olduğunu hemen ifade ettiğiniz doğrudur. Gayr-ı musarrif olduğu için cer alameti fethadır. Peki bu kelime neden gayr-ı musarriftir? Soru bu olsun. Elif-i memdude. Evet, doğrudur. Elif-i memdude ile bittiği için. Bu kelimenin mecrur olduğunu unutmayalım. Çünkü şöyle bir şey gelecek şimdi. Ve o konu bu kitap neye dair yazılmış? Selasetü eşyae. Üç şey hakkındadır. Üç şeye dair yazılmıştır. Nedir onlar? El-amilu vel-ma'mulu vel-amelu. Bunları merfu okuyabilirim. Neye dayanarak merfu okudum? El-amilu vel-ma'mulu vel-amelu. Bu kelimeleri neye dayanarak merfu okuyorum? Hasfedilmiş mübtedaya dayanarak, varsayarak değil mi? Mesela el-evvelü birincisi nedir? El-amilu. El-evvelü. Es-sani el-ma'mulu. Veya direkt ve minha ondandır. O üç şeyden birisidir. Ney? El-amilu. Ve minha yine o üç şeyden bir tanesidir. Ney? El-ma'mulu. Ve minha yine o üç şeyden bir tanesidir. Ney? El-amelu şeklinde de yapabilirsin. Hasfedilmiş müptedanın haberi olarak bunları düşündük ve merfu yaptık. Aynı şekilde bu kelimeleri ben bir de ne tür bir irab uygulayabilirim? Yani merfu bundan yaptık. Bir de evet bedel sayarak eşya kelimesinden bedel sayarsam el-amil kelimesi nasıl okunacak bu durumda? İrab olarak eşyadan bedel yaparsak evet mecrur okuyacağız öyle değil mi? Eşya kelimesi mecrurdur çünkü. Mübdelün mihtir. Sen ondan bedel yaparsan bedel neydi arkadaşlar? Mübdelün mihne tabidir. Çünkü mamurun bir tebaiyedendir. Dolayısıyla el amili id eşya fethalı. Oradaki fetha eşya kelimesinin fetha cer alameti olarak vardı. El amil kelimesinden de cer alameti vermek istiyorum ve tabii ki esre olacak. El-amili vel-ma'muli vel-amili şeklinde gidiyor. Bunları zaten nereden beri anlatıyorum? Hatırlayan var mı? Hangi kitabın haşiyesinde ilk olarak bu konuya değindik? İlk olarak binanın haşiyesinde vardı bu. Bina işliyorduk günlerden bir gün.
Haşiye'den kısaca anlatmıştım. Daha sonra Maksut'la İzzi'yi de sürekli bu konu üzerinde durduk arkadaşlar. Tamam, amildir, mamuldür, ameldir. Amil etken demek, biliyorsunuz, etken, iş yapan. El ma'mulu etkilenen, amil mamul üzerinde etki yapıyor. El amelu, amel de nedir? Amirin mamule yaptığı etki. Yapılan etkiye amel diyoruz. İş yani, işin kendisi. Yani amelden maksat el-i'rabu, i'raptır. İ'rab sonuçtur, iştir. El-i'rabu, buradaki el-i'rab kelimesini atful beyan veya bedelül kül olarak değerlendirebilirsin. Amel kelimesinden kendisini bedel yapabiliyoruz, bedelül kül. Ve atful beyan olarak i'rab kelimesini değerlendirebiliriz. Feb bu durumda vecebe vacip oldu, yani zorunlu oldu. Ney? Bu durumda derken, yani amil, mamul, irabı madem anlatacağız, unutmuyoruz kitap amil, mamul, irabı anlatıyor. Ana konu bu. Öyleyse madem 3 tane konudan bahsedeceğiz, vecebe zorunlu oldu. Ney? Tertibuha. Onların tertibi. Alâ selâseti evvâbin. 3 bab üzere, 3 başlık, ana başlık üzere tertip edilmesi, bir düzene konulması, sıraya sokulması zorunlu oldu. El-bâbul evvelu, birinci bab, fil-âmili, amil hakkındadır. Evet. Burada geçen el-bâbu kelimesi mübteda olmakta arkadaşlar. El-evvelu, el-bâbın sıfatı olur zaten. Fil-âmili ise haberdir. Car, mecrur, yani şibih cümle olarak haberdir. Zarf-ı müstakardır. Zarf-ı müstakarın ne olduğunu henüz işlemedik. İzharda gelecek birkaç ders sonra. Zarf-ı müstakar, zarf-ı lav, artık o tür konular karşımıza çıkacak. Sonuç olarak el-bâbul-evvelu fil-âmili. Birinci bab amil hakkındadır. Önce amili işleyeceğiz. Böyle bir giriş yapıldıktan sonra esas konuya giriş başlıyoruz artık. Tıpkı binada olduğu gibi i'lem, sen bil, evvelen, ilk olarak. İ'lem, fiil, faili, ente, evvelen, mef'ulün fih'tir. Zaman bildiriyor çünkü, değil mi? Evvelen, ilk olarak, ikinci olarak, üçüncü olarak, bunlara sıra zaman bildiriyor. Evvelen, ilk önce, ennel kelimete, şüphesiz ki kelime, kelimenin tarifini yapıyor bize. Kelime nedir? Arapça, Türkçe bilmek, yani medreselerde hep ezberletilir bu. Ennel kelimete, şüphesiz ki kelime. El kelimete, ennenin ismi burada. Şüphesiz ki kelime. Vehiye, o kelime nedir? El lafzu, lafızdır. Hiye, mübteda, el lafzu, haber. Lafız ağızdan atılan şey, ağızdan çıkan şeydir. Manası olsun veya olmasın. Ağızdan çıkan her şeye lafız derler. Öyle lafızdır ki kelime. Kelime nedir? Lafızdır. Öyle lafız ki el mevzu'u, vaz edilmiş bir lafızdır. El mevzu'u, vaz edilmiş. El mevzu, el lafız kelimesinin sıfatı. Mevzu'un, mensurun kalıpları anlıyorsunuz. Peki vaz edilmiş, konulmuş demek yani bir lafızdır. Neye konulmuş? Limanen, bir mana için, bir manaya yönelik konulmuş lafızdır. Bir manaya yönelik konulmuş lafızdır. Manaya ait. Öyle mana ki müfradin, müfret mana. Buradaki müfret, müfret tesniye cemi gibi değil. Teklik yani, tek mana. Bir mana üzerine. Tek derken de bir kelime birden fazla manaya gelebilir. Birden fazla manaya gelirse demek ki kelime değildir manasında söylemiyorum. 3 manaya da gelse, 10 manaya da gelse nedir? Yine de o kelimedir. Limanen, bir mana için. Öyle mana ki müfredin müfret mana. Ardından da selasetün diyor. Buradaki selase ennenin haberi oluyor. Ennel kelimete, şüphesiz ki kelime nedir? Selasetün, 3 tür. El kelimete, ennenin ismi, selasetün ise ennenin haberidir. Hiye mübteda dedik. El lafzu haber. El mevzu'u, el lafzı kelimesinin sıfatı. Peki limanen,
Li manen. Bu neyin nesi? Li manen mef'ulü bih gayri sarihtir. Lam burada fa'ilil için değil, değil mi? Sebep bildirmek için değil. Çeşitli lamlar vardı. Lam-ı key var, lam-ı cuhut var. Çeşitli çeşit lamlar vardı. Burada ta'lil yani sebep bildirmek için değil. Bu yüzden burası mef'ulün leh değil arkadaşlar. Li manen mef'ulün leh değildir. Mef'ulü bih gayri sarihtir. Ve hocamın da yazdığı gibi takdiren mecrurdur. Niye? Maksur isimle bittiği için. Ta'zür oluyor öyle değil mi? Ta'zür var burada. Ta'zürden dolayı 3 hali de bu kelimenin ne olurdu? Takdiri olurdu. 3 hali de. Raf'ı da, nasr'ı da, cerri de. Şu an izharı izleyenler bilmeliyken diyelim ki daha sonra da birisi bu videoyu izliyor. Bilmesi gerekir ki biz bir kitaptan önce Avamili Birgivi'yi okuduk. Avamili Cürcani'yi okuduk. Ve ardından Tuhfetü Seniye'yi de okuduk. Mukaddimetül Acmiye'yi okuduk. Ardından Tuhfetü Seniye'yi okuduk. Onların üzerine izahı okumaktayız. Bu yüzden bazı şeylere değiniyoruz. Yani bunlar nereden çıktı diye düşünebilir sonradan izleyenler. Biz takdiri irabı işlemiş idik. Limanen nedir? Mecrurdur. Takdiren mecrurdur. Burada anlatılması gereken birkaç şey var tabii. Şimdi sayfayı çevirdiğimde fiil nedir, şu nedir, bu nedir geçiyor. Dolayısıyla oralara geçmeden birkaç şey üzerinde durmak faydalı olabilir. Bunlar da nedir? Şimdi müfret lafız diyoruz değil mi? Limanen müfredin. Müfret mana içindir. Müfret lafız nedir? Mürekkebin zıttıdır yani. Müfret derken biz mürekkebin zıttını kastediyoruz tam olarak. Müfret tesniye cemi manasında değil. Tek mana değil, üç manaya gelse de müfrettir. Tekrar edelim. Müfret lafız mürekkebin zıttıdır. Mürekkep nedir? Akla bu gelir yani. Mürekkep şudur. Lafzının cüzleri, parçaları, bölümleri manasının cüzlerine delalet eden lafızdır. Tekrar edelim. Mürekkep nedir? Lafzının cüzleri manasının cüzlerine delalet eden lafızdır. Çok kapalı oldu, pek bir şey anlayamadım. Örnek verelim. Bir kere mürekkebin yani kısımları var, bir sürü kısmı var. Mesela mürekkebi isnadi mürekkeptir. Mürekkebi isnadi. Müpteda haberden oluşur. 2. Mürekkebi izafi. Burada ne varmış? Mürekkebi İzafi var. Bu da neden oluşuyor? Muhtemelen muzafın ileyhten oluşuyor. Yani izafi dediğimize göre az çok anlaşıldı. 3. Mürekkebi ta'dadi. Yani adet yönünden mürekkep. Bu da nedir? Sayılardan oluşur. Bundan örnek vererek geçelim. Hamsete aşara bir sayıdır, bir mürekkeptir değil mi? Mürekkep sayılar var Arapçada. Hamsete aşara. Şimdi hamsete aşara yani bir neydi diyor hocam. Baştan bir daha anlatayım. Önce en baştan alayım da. Müfret lafızdan bahsediyor. Limanen müfredin el lafzul mevzu'u limanen müfredin. Müfret lafız mürekkebin zıttıdır. Evvela mürekkebin ne olduğunu bilirsek müfredin ne olduğunu anlarız. Değil mi? Mürekkep bilirsek müfredin ne olduğunu. Onun zıttı çünkü. O zaman mürekkep nedir? Bunu anlatalım. Lafzının cüzleri manasının cüzlerine delalet eden lafza mürekkep dersin. 1. Mürekkebi isnadi. Müpteda haberden oluşur. 2. Mürekkebi izafi. Muzaf muzafın ilehten oluşur. 3. Mürekkebi ta'dadi. Ta'dadi yani adetle alakalı. Örnek. Sayılardan oluşmaktadır bu da. Hamsete aşara dedik. Şimdi tanım neydi mürekkep? Lafzının cüzleri manasının cüzlerine delalet eden lafızdır. Bunu yazabilirsin. Hamsete aşara. Pek bir şey yazamadım. Baştan bir daha alsam iyi olacak. Hamsete aşara yazdık. Şimdi hamsete aşaraya baktığımızda şöyle bir durum var. İki tane kelimeden oluşmaktadır. 15 manasına gidiyor. Hamse 5, aşara 10 ne yapar? Toplarsan 15 yapar.
lafzının cüzleri mananın üzerine delalet ediyor. Mesela hamse 15'in 5'ine delalet etti. Aşara 15'in 10'una delalet etti. Demek ki lafzın cüzleri mananın cüzlerine delalet etti yani. Dolayısıyla bunlara mürekkep diyoruz. Çünkü 15'in 5'i hamse 10'u aşaradır. Lafzın cüzleri mananın cüzlerine delalet etti. Daha fazla şeyler de var. Mürekkebin başka kısımları da var. Mürekkebi savti, ikinci cüzü sese delalet eden lafız. Sibeveyh gibi. Sibeveyh, oradaki veyh mesela. Bunlar daha farklı olanları da var. Bunlar geniş ayrıntı isteyenler nelere bakabilir? Camiu Durusil Arabiye adlı kitaba bakabilir. Bu bilgileri ben oradan aktardım. Camiu Durusil Arabiye bir Arapça gramer kitabı. Orada bu bilgiler mevcuttur. Tabi bu kitap ülkemizde medreselerde okutulan standart kitaplardan birisi değil. Böyle bir kitap vardır. Türkiye'de çok meşhur olmasa da, biraz bilenler var ama çok meşhur olmasa da Arap ülkelerinde daha meşhurdur. Sonuç olarak ne yaptık? Müfret lafzın zıttını anlattık. Peki müfret lafız nedir öyleyse? Müfret lafız bunun zıttıdır. Öyle değil mi? Aralarında zıt olduğuna göre. Mesela ne dedik? Mürekkep lafız. Lafzının cüzleri manaya delalet eder dedik. Mananın cüzlerine delalet etti. Müfret bir lafız da öyle. Meşhur olan nedir? Zeyt'tir. Sen fark etmez. Kalem de diyebilirsin. Şimdi Zeyt. Zeyt lafzının cüzleri nedir? Zay var. Zeyd. Ya harfi var. Dal harfi var. Üç tane harf var. Sen şimdi Zay dediğin zaman Zeyt anlaşılır mı? Zeyd'in manasından herhangi birine delalet eder. Veya ya dedin. Kişi Zeyd'in herhangi bir manasına bu delalet ediyor diye düşünebilir mi? Veya kalem onu yazdık diye. Kalem. Kalemin kafı, kalem kelimesinin manasının herhangi bir cüzüne delalet etmez. Lam da etmez, mim de etmez. Oysa hamsete aşarada hamse 15'in 5'idir. Aşara 10'udur. Müfret derken bu tür bir şey kastediliyor. Ayrıntıları yine nerede var? Kafiye'de bu konu yine işleniyor. Kafiye'nin şerhi olan Molla Cami'de bu konu orada şerh edilmekte zaten. Peki biraz daha konuyu açalım. Şimdi el-lafzul mevzu'u limanen müfredin dedi. Kelimenin tarifini yaptık. Burada kullanılan her kelime bir şeye delalet etmek için. Hiçbir kelime boşa kullanılmamış. Musannif bu kelimeleri buraya yerleştirirken muhtemelen bayağı bir düşünmüştür. Veya bir başka yerden kopyalama yöntemiyle alındığı da iddia edilebilir. Ayrı mesele. Ama asla aklıma geldi yazayım şeklinde değil. Çünkü her kelime çok ciddi mana ifade etmekte. El-lafzu. Tarifte bu kelime kullanıldı. Lafız olmayan şeyler ne oldu? Dışarıda bırakılmış oldu. Lafız neydi? Ağızdan atılan şey. Lafız mana olsun olmasın. Ağızdan atılmayan şeyler mi var? Yani ağızdan çıkmayan şeyler mi var? Genelde buna örnek olarak parmağa bağlanan düğüm, ip mesela. Bir ip aldın, parmağına düğüm yaptın. Bu ağzından çıkan bir şey. Yok, elinle yaptığın bir şey. Sokaktaki tabelalar. İşte Konya'ya hoş geldiniz. Güle güle gibi tabelalar. İstanbul'a işte 40 kilometre kaldı tabelası. Bu ağızdan çıkan bir şey değil ki. Okursan ağzından çıkıyor da tabela durduğu yerde ağzından çıkmıyor. İşaretler, trafik lambaları, bu tür şeyler. Manaya bunlar delalet ediyor ama lafız değiller. Bunlar lafız değil. Bir manası var elbette. Kırmızı yandıysa dur mesela. Bunu herkes biliyor. Ama ağızdan çıkan bir şey değil ki lafız olsun. İşte lafız derken ağızdan çıkması söz konusu. Peki el lafzul mevzu, el mevzu nedir? Mevzu vaz edilmiş bir manaya konulmuş lafızdır. Demek ki manaya konulmamış lafızlar bu kelimeyle dışarıda bırakılmış oldu. Manaya konulmayan lafızlar bu kelimeyle dışarıda kaldı. Mesela yine en meşhur örnek olarak Zeyd'in tersi deyiz gibi. Deyiz bir manaya gelmiyor. Demek ki manaya konulan bir kelime olacak. Yani biz oturup bir kelime icat etsek, uydursak, kendi kendimize mana ona uydursak bile
Genel olarak bilinen bir öyle bir şey yok yani, bunu sen uydurduğun için bir manada değildir bu. Dolayısıyla o nedir? Mevzu yok, ortada vaz yok. Akıl yoluyla manaya delalet eden lafızlar da dışarıda kaldı. Duvarın arkasından duyulan ve orada birisinin olduğuna delalet eden tak tak sesleri, tık tık sesler, hey gibi sesler. Li manen, hece harfleri yani atel bir harfleri dışarıda kaldı. Li manen derken bir mana için, bir manaya yönelik koyulmuş olacak lafız. Elif ne demek? Mana yok. Vav ne demek? Mana yok. Nun ne demek? Mana yok. Bir harf kendi kendine mana ifade etmez. Bu Türkçede de böyle değil mi? Türkçede ne varsa A bir manası yok. C manası yok. Z manası yok. Harfler bir araya getirilerek bir kelime elde ederek manaya ulaşıyoruz. Yoksa harfleri yan yana koyarak bir mana ancak o şekilde elde edilir. Bir harf kendi kendine manaya gelmemektir. Arapça da nasıldır? Arapça da elbette Kur'an-ı Kerim'de geçen elif, lam, mim gibi işte huruf-u mukatta dediğimiz harflerin elbette manası var. Kur'an-ı Kerim'de manasız bir şeyler olduğunu iddia etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de olduğu zaman bir manası elbette var. O ayrı bir nokta. Müfret dedik. Müfret derken mürekkep lafızlar dışarıda kalmış oldu, öyle değil mi? Müfret olacak yani. Limanen müfredin. Evet hocam. Onu söyledik zaten. Limanen mana burada mevsuf, müfred onun sıfatıdır. Aynen dediğiniz gibi. Limanen müfredin, müfred mana olacak. Antibalen müfreddeyiz. Müfred derken mürekkep lafızların dışarıda kaldığını ifade ettik. Müfred mana sözlükte tek anlam değil, mürekkep olmayış kastedilmektedir. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da da bir kelime birden fazla manaya gelebilmekte. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu durumda o kelimenin müfred özelliği ortadan kalkmış olmuyor. Sadece mürekkep olmayacak. Bizde mürekkep nedir? Az çok anlattık diye düşünüyorum. El lafzul mevzu'u limanen müfredin dedik. Enel kelimete selasetun. Kelime üçtür. El kelime enlerin ismi, selase ise haberi, onu karıştırmayın diyorum. Ve artık ne yapayım? Sayfayı bir çevireyim bakayım arkada ne var. Arkada fiil diye başlıyor. Şu an için burada kalalım en iyisi. Bir giriş yapmış olduk. Yaklaşık 20-25 dakikalık kayıt olmuştur zannedersem. Bu şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta varsa, ben şurayı anlayamadım, şurası karışık geldi gibi bir diyeceği olan varsa diyebilir. Cevap verebiliyorsak veririz. Dediğim gibi limane müfredin sıfat anlamısı var. Müfred sıfattır oluyor.